Hadi gidiyorum. Mihriban! Mihriban! Sakın! Sakın bir delilik etme! Mihriban! Allah 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 Allah! Bismillah! 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 Mihriban! Allah 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 Allah! Bismillah! 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 Hayır! Hayır! Ağam! Ejberam! Ejberam bu vuruldu ağam! Vuruldu mu? Ne? Kim? Söyle çabuk! Hangi dövdü? Bilmiyoruz! Mihriban'la buluşmaya gitti! Silah sitesine gittiğimizde Ejberam kalan içinde yatıyordu! Çıllık! Öldüreceğim o çıllığı! Öldüreceğim! Abla bırak şunu, çıldırdın mı? İkinize de söylüyorum. Eğer Eşberim'e bir şey olursa sülalece üstlerine benzin döker. Sus be kadın, sus! Sana sıvı şimdi ha! Hemşire Hanım iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Elektriğimizi kestiler, fark ettiniz mi? Neden? İnanılır gibi değil ama lojman yapıldı yapılalı tek bir fatura bile ödenmemiş. Zaten 3-5 aydır yalvar yakar idare ediyordum. Artık dinletemedim. Ne yapacağız peki? Yarın sağlık müdürüyle birlikte TEDAŞ'a gideceğiz. Bilmiyorum artık, bakalım ne diyecekler. Hallolur umarım, sıkmayın canınızı. Zilha kadın, dur orada. Ay. Al da gel şimdi. Fahrettin, sen şuraya battaniyeyi. Öldüğünden emin misin? Öldürdüm. Vurdum onu. Öldüğünden emin misin diyorum. Öldürdüm. Öldürdüm onu. Mihriban, yeter artık, kendine gel. Bilmiyorum. Sakin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kimse gördü mü seni? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nerede peki? Nasıl buldun yerini? Fahrettin'e mektup gönderdim. Buluşmaya çağırdım. Tek başına mı geldi? Buluşmaya gitmedin, tamam mı? Eşber'i hiç görmedin. Sadece mektup gönderdin. Ama gitmekten vazgeçtin. Kalk hadi. Hiçbir şey olmamış gibi doğruca eve gidiyorsun. Sana Eşber'i görmedin diyorum. Anladın mı beni? Anladım. Meryem yenge bile bilmeyecek. Tamam mı? Evden çıkıp mezara geldin. Bütün gün buradaydın. Hadi. Hadi kalk. Toparlan. Kalksana, neyi bekliyorsun? Hadi. Yaprağı veriver. Yavrasım, olmaz böyle. Göz göre göre gidecek çocuk. Olacak şey mi koca karı ilaçlarıyla? Zilha kadın. Söyle şu deyyusa kapatsın çenesini. Bir laf daha ederse döner arkamı giderim. Hmm.
Kızım buz gibi burası. Niye sobayı yakmadın? Elektrik sobası getirmiştim. Kömür alıncaya kadar idare ederim diye. Elektrik de kesilince... Siz şu battaniyenin birini alın. Zeynep, kızım ben sana ne dedim? Anlamadım. Evi be evin, beni de anan bil demedim mi? Dediniz. Hadi bakayım düş önüme. Doğru bize gidiyoruz. Çok teşekkür ederim ama... Aması maması yok. Al topla üstünü başına. Hadi gidiyoruz. Yürü. Tamam. Az olsa kodesi göze almışım. Üç olmazsa beş olur. İkisi bir arada çıkar. İyileşir koçum, iyileşir. Bakarız sonra. Hadi emmi Allah'a ısmarladık. Hadi selamette. Birkaç gün yesin tossun demiştim ama duracak yerimiz kalmadı. Yarından tezi yok, teslim etmekte fayda var. Ne bileyim Rasim. Şaşırdım kaldım vallahi. Kurtarır kurtarır, sıkma canını. Çevreye karşı da normal görünmeye çalış. Şu deli kadına da iyice tembih et, ağzını sıkı tutsun. Tamam, Zeliha'ya söylerim. Mihrali? Şey... Birden görünce... Eşber ölmemiş, onu söylemeye geldim. Nasıl ölmemiş? Peki sen nasıl öğrendin? Azamla Rasim'i konuşurlarken duydum. Her şey konuştuğumuz gibi, tamam mı? Eşber'i hiç görmedim. Tamam. İyi geceler. Sana da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık çok oldum değil mi? Aşk olsun kızım, o nasıl söz? Olur mu öyle şey? Niye çok olasınız? Lojmanımızın elektriği kesildi. Allah'tan gitmişim. Yoksa donacaktı soğuktan. Tutturdu illa gidelim diye. Ben de kıramadım. Kızım, ben anansam o da kardeşin. Kime neyi izah ediyorsun? Ay, ah, ah. İyi misin? Ay, galiba burkuldu. Geç kaldım ya, bütün aksilikler beni bulur. Yürüyebilecek misin? Sanırım. Bir defa Dimelere sor bakayım. Tamam, sorarım. Nuri amcaya selam söyle. Aleyküm selam. Sıkan bir şey mi oldu? Yo, iyiyim. Halan sana kurban olsun. Hadi anlat derdini.
Güzel kızım benim, melek kızım. Geçecek, bugünlerde geçecek. Dayanamam hala. Eğer Mihrali başkasını severse... Ah be kuzum, hiç olur mu öyle şey? Gözü senden başkasını görür mü sanırsın? Sabır kızım, zamanla hepsi düzelecek. O kız kim hala? Ne işi var Mihrali'nin yanında? Olsun, Seyfullah olsun, öz çocuğum gibi kol kanat gerdim. Yetimliklerini, öksüzlüklerini unutturmaya çalıştım. Buna rağmen tuttu eşberi ayarttı. Hem kendini rezil etti hem de bizi. Zeliha, boşver bunları da Sade'de gel. Neyin nasıl olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bırak bunları da derdini söyle. Vallahi Hasibe hala, derse hepimizin derdi. Yalnız benim değil. Ben diyorum ki, el aleme daha fazla rezil olmadan, olan zaten... Zeliha... Hani bir söz vardır, yarası olan gocunur. Zavallı kızı gebe bırakan da senin oğlun, öylece ortada bırakıp Mihriban'a göz koyan da. Ortada bir rezillik varsa sadece size mahsus. Sözünü bil de konuş Hasibe hala. Ben ne dediğimin farkındayım. Kafalarına kimse silah dayamadı ya, akılları neredeymiş? Eşber'in yılanlıkları dururken silaha ne hacet? Hiç boşuna nefesini tüketme. Bütün kasaba kimin ne olduğunu biliyor. Eğer bunları söylemeye geldiysen kalkmam lazım, işim var. Buraya kavga etmeye gelmedim Hasibe hala. Ben istiyorum ki bu tatsızlıklar bitsin artık. Daha fazla büyümesin. O zaman onu söyle. Geçmişe eşeleyip durma. Hasibe hala. Madem karnındaki eşberin çocuğu, o halde evlenmelerinden başka çare yok. Geçinirler mi, geçinmezler mi kendileri bilir. Biz üstümüze düşeni yapalım da. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Bibi, ne yapıyorsun lan? İyiyim hükümet, çalışıyorum. Sağ olasın. Gel otur. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Seni yanaşma bozulacağız. Sen kim eşber kim? Sen kim eşber kim? Sen kim eşber kim? Eşber'in dağlarda perişan olması ne Fadime'ye faydası var ne de bize. Gelin hep birlikte ikna edelim. Şikayetini geri alsın. Rüyanda görürsün. Seni aşağılık. Hangi yüzle gelirsin? Hiç utanman da mı kalmadı senin? Onca şeyden... Fadime! Yaptığın onca kötülükten sonra hangi yüzle gelirsin buraya? Hiç yüzün kızarmadı mı? Hiç utanmadın mı? Kızım, hele sakin ol biraz. Hak etmedim Hasibe hala. Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Görüyorsun değil mi Hasibe hala? Biz gelinimiz olsun diye uğraşıyoruz. Hanımefendi nasıl davranıyor? Aceleyle ilaçlarımı almayı unutmuşum. Merhaba. Mihriban. Kusura bakma. Seni Mihrali ile görünce... Demek ikinizi görünce... Cahillik işte. Nasıl yakıştırdıysa... Anladım. Benim ilaçları alıp hemen gitmem gerek. Kusura bakmayın. Ne
Allah'ım, ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Gitmeliyim. Burada kalmam doğru değil. Artık karnından utanmayacaksın. Eşber'in nikahlı karısı gelinimiz olacaksın. Ne diyorsun? Kabul mü? Ben bilmem. Hasbihallah ile hoca emmi bilir. Selamun aleyküm. Hoş geldin hoca efendi. Geç buyur otur. Şunu kafana iyice sok. Biz ayrılmış falan değiliz. Sadece aramız açık. İyi de bana ne? Niye bana anlatıyorsunuz ki? Senden başka kime anlatmam gerekiyor? Bakın, yanlış anlıyorsunuz. Yanlış falan anladım yok. Köyün orta yerinde yeni hemşiremiz Zeynep Hanım ve kolunda Mihr Ali. Lütfen, gitmek istiyorum. Git. Mehmet. Efendim anne. Oğlum, sıvı yağımız bitmiş. Bir koşu gidip alıversene. Yalnız artık veresiye vermiyor. Dün bir laf etti. Haftaya ödeyeceğiz demedin mi? Vermiyor anne. Ödemesi varmış. Bu gidişle dükkanı kapatacağım diyor. Ne yapacağız? Kuruş paramız kalmadı. Ne bileyim, birilerinden borç alalım. Kimden alacağız oğlum? Herkesin durumu bizimki gibi. Pirincin senedini vereyim, onu kırdır ha? Yazık değil mi anne? Dünyanın parasını keserler. Ne yapalım oğlum? Aç duracak halimiz yok ki. Fahrettin. Buyur ağam. Tamam, yemeyeceğim. Tamam ağam, susun. Uzatma, yemeyeceğim. Peki ağam. Çocuk mu kandırıyorsun dingil? Yemeyeceğim dedi ya. Allah Allah. Rasim ağamın motoru. Hı? Hayal mi görüyorsun dingil? Koltuk o, koltuk. Dışarıda salak. Rasim ağamın arabası geldi. Çok salak bu ağam ya. Doktor Veci Bey. Veci Bey. Ne? Geldik mi? Geldik. Nazım siz çıkın, ben geliyorum. Allah Allah. Ne oldu Rasim? Tahsin meselesi tamamdır enişte. Gitti, üstlendi cinayet. Sen ne yaptın? Dumanlı Hoca ile konuşabildin mi? Zira gitti. Birden ne olduysa. Ölürüm de evlendirmem derken... Şimdi senden benden istekli. Evet. Şimdi beni iyi dinle Zilha kadın. Hem geç geldin hem de usulsüz. Karnında çocuk varmış, ayıpmış falan dinlemem ben. Fadime benim nezdimde doğduğu günkü kadar ak ve paktır. İnşallah doğuracağı yavruyu da torunum der bağrıma basarım. Ve yemin billah olsun ki... Ayıplayana iki cihanı dar ederim. Hocayım mı? Daha bitmedi. Fadime kabul eder mi etmez mi bilmem. Ama kendi payıma şu kadarını söyleyeyim. Ben sağ oldukça Fadime ne muhtaçtır ne de mecbur. Adet neyse, usul neyse gelir istersiniz. Her genç kız gibi Allah'ın emri peygamberin kavliyle, üstünde gelinlikle. Bu kapıdan ancak gelinlikle çıkar. Tabii canım, her şey usulünce. Şikayeti geri alma mevzuna gelince, gider teslim olur, evleneceğini beyan eder, cezaevinde nikahları kıyılır, mahkemede kendiliğinden düşmüş olur. Ama hocayım mı? Aması maması yok. Hadi şimdi selametle, namaza yetişmem lazım. Hayat böyle işte Rasim Bey, tesadüfen yaşıyoruz. Yarım santim. Kurşunlardan ikisi yarım santim şaşsa
böbrek ve karaciğere elveda. Peki durumu nedir? Önemsiz doku hasarları ve ciddi miktarda kan kaybı. Bu arada şu köylü kadın her ne halt kullanmışsa iyi gelmiş. Yaraların hiçbirinde enfeksiyon gelişmemiş. Peki ya bacağındaki kurşun? Yakın mesafeden ateş edildiği için fazla tahribat yaptığını sanmıyorum. Çıkarabilecek misiniz? Çıkaracağım çıkarmasına da uyuşturmam lazım. Bir de şu enjektörü bulsam. Alkol yüzünden mi atmışlar? Kolay gelsin. Sağ ol. Sessizliğimize, suskunluğumuza bakıp da sineye çektiğimizi sanma. Döktüğün her damla kanın bedelini misliyle kat be kat ödetmezsem eşberimin ölüsünü göreyim. Eğer birazcık aklınız varsa pılınızı pırtınızı toplayıp Bostancı'yı terk edersiniz. Aksi halde bu evden çıkan son ölü baban olmayacak. Seni aşağılık, seni geberteceğim. Ne yapıyorsun? Geberteceğim seni. Çıllak geberteceğim, bırak beni. Öldüreceğim seni. Bırak komşular, öldürüyor beni! Geberteceğim seni! Bırak şunları! Geberteceğim! Mihrimah! Öldüreceğim seni! Komşular! Öldüreceğim! Mihrimah! Öldüreceğim! Mihrimah! 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 Bırak! Öldüreceksin! Ne yapıyorsun sen? Çatırdın mı? Ayağınızı denk alın Meryem. Bundan böyle ayağınızı denk alın. Yapma! Yapma! Bırak! Mihrimah! Mihrimah otur! Otur Mihrimah! Korkulacak bir şey yok. Tansiyonunuz normal. Sağ olasın kızım. Hayırlı günler. Hayırdır doktor bey? Ömrümde böyle saçmalık görmedim. Adımıza sayaç bağlatabilmemizin tek yolunu biliyor musunuz? Lojmanların 7 yıllık elektrik borcunun tamamını ödememiz gerekiyor. Eski kiracılar mahkeme verilmiş ama. İyi günler. Oo Rasim bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni hemşirimiz Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Köyümüzden memnun kalacağınızdan eminim. Umarım. Rasim Bey gönenin en saygın iş adamlarından biridir. Memnun oldum. Burası neden soğuk doktor bey? Elektrik ocağıyla ısınıyorduk Rasim Bey. Ama bir haftadır elektriğimiz kesik. Elektriğiniz mi kesik? Maalesef. Mehmet. Sen var ya sen. Ne haber ya? İyidir, ne olsun? Ulan amma hayırsız çıktın ha. Aylar oldu oğlum. Hiç güneni inmedin mi? İnsan bir uğramaz mı? Ya vallahi inemedim. Görüştüğümüzden beri ilk kez iniyorum. Bir senet vardı da. Tefeci Zeynel'e kırdırmak için geldim. Yani emdirdin kanını. Vallahi emdiremedim bile. Parası yokmuş. Bugün gelen 4. kişiymişim. Neyse boşver. İyi oldu seni gördüğümüz. Biz de akşama dağılacaksında Felek'ten bir gece çalmayı düşünüyorduk. Ya sağ olun ama... Mehmet, bak bu sefer de kıvırırsan var ya... Bir daha yüzüne bakmam ona göre. Çocuklar vallahi gelemem. Üstümde kuruş para yok. Şeytan diyor çak bir tane. Oğlum sana para soran oldu mu? Hadi bakalım yürü. Şöyle güzel bir okey çevirip kapıları boşaltalım. Hadi, hadi yürü bakalım. Hadi. Öyle saçmalık mı olurmuş? Sizi ve hemşire hanımı soğukta ve karanlıkta bırakmaya ne hakları var? Türkiye işte. Yarın gönüme inebilir misiniz? İkimiz de mi? Biriniz gelse de olur. Siz ya da Zeynep Hanım. Tabii olabilir. O halde yarın elektriğimiz bağlanmış olacak. Vallahi Rasim Bey o kadar makbule geçer ki. Bu kadarını yapalım artık. Yeni hemşiremiz karanlığı değil, ışığı hak ediyor. Otursaydınız, çay kahve bir şey ikram etseydim. Başka zaman. Ben şey için gelmiştim. Bir doktor arkadaş ablama iğne yapmaya geldi. Ama yanına enjektör almayı unutmuş. Yardımcı olalım Rasim Bey. Doğrudan olmuyordu.
Niye? Çok güzel çekirdek dursun. Bunların hepsi boş, baksana. Abla! Abla! Hoş geldin Rasim ağam. Abla ne oluyor? Dellendin mi? Dellendim ya. Sokak ortasında boğazlanmadım kalmış, o da oldu. Bak! Bak da gör halime! Söyle kim? Kim o eceline susayan köpek? Boş versene Allah aşkına. Dumanlı hocanın korkusundan karıdan beter oldunuz. Necip dayımızın kanını yerde kodunuz. Kanlılarımızın ne olduğu belirsiz iti yıllardır burnumuzun dibinde yaşadı, göz yumdunuz. Ne yani? Mihrali iti mi? Diyelim ki Mihrali iti. 14 yıldır ne yaptın ki şimdi ne yapacaksın? Abla çıldırtmayın, sen de söyle. Mihrali iti mi? Mihriban Şıllı. Eşberimin kanını döktüğü yetmezmiş gibi. Sana demiştim Rasim. Köklerini bostancıdan kazımadan bize rahat yok. Ya yukarıda insan var. Ne bağırışıyorsunuz be? Enişte konu şu Dumanlı hocayla, tepeme attırmasınlar. Saygımızdan sözünü dinledik. Davamızın ardını bıraktık. Ama bana sözümü çiğnetmesinler. Yoksa bostancıda kan gövdeye götürür. Gövdelerden biri de kendisinin olur, haberi olsun. Ortalığı gene karıştırdın değil mi? Hadi oradan pısırık sen de. Hadi git çocuğu yalnız bırakma. Hay sana insan diyenin. Artık ya onlar ya biz. Senin ya da kocam olacak o pısırığın verilmiş sözü olabilir. Ama benim yok. Sizin yapamadığınız şeyi ben yapacağım. Eğer tümünü sülalece bostancıdan söküp atmazsam bütün gönen... Abla yeter artık, kendine gel. Senin oğlun yaralıysa onun da babası öldü. Sakın ha. Tam her şey yoluna girmek üzereyken bir saçmalık yapmaya kalkma. İcap eden bir şey olursa evelallah ben daha ölmedim. Dumanlı hoca ne dedi? Gitsin teslim olsun, evleneceğini beyan etsin. Cezaevindeyken nikah kıyılır. Mahkemede kendiliğinden düşmüş olur. Tamam işte, daha ne istiyorsun? O yanaşmayı bu eve gelin olarak ancak cesedimi çiğneyerek sokarsınız. Ya başka çaremiz yok, anlamıyor musun? Madem böyle düşünüyorsun, konuşmaya niye gittin? Fadime Şıllı'ya tecavüze uğradım demişti değil mi? Peki ne malum? Nasıl ispatlayacak? Karnındakini unutuyorsun galiba. Çocuk var, çocuk. Peki ya olmazsa? Ya olmazsa mı? Hı, evet, ya olmazsa? Görüyor musun? İşte bunun için gittim. Yeter ki çayına çorbasına 2-3 kaşık koyabileyim. Yarından tez yok, koyacağım da. Ardından da yolludur diye yaydım mı dedikoduyu? İspatlasın bakalım, tecavüze mi uğramış yoksa önüne gelenin koynuna mı girmiş? Yürü hadi, doktoru bekletmeyelim. Gündüz Zilah'ı zor aldım elinden. Allah korusun. Az daha yetişemeseydim öldürmüştü kadını. Derdi neymiş, sormadın mı? Söylemiyor ki. Tersler diye üstüne de varamıyorum. Silmediği yer, yıkamadığı şey kalmadı. Perdeleri gördün işte. Gördüm, gördüm. Daha geçen gün yıkamıştım. Mihriban. Efendim Hasbala. Kızım yüzünü görmeye geldik, marifetlerini değil. Geleceğim Hasbala. Elimdeymişken bitireyim diyorum. İyi de kızım, günler çuvala mı girdi? Bazılarını da yarın yaparsın. Tamam Hasbala, şu camları da bitireyim, geliyorum. Saatler olsun. Haklıymışsın ana. İyi geldi vallahi. Kurt gibi de acıktırdı. Ya gördün mü? Ben bakarım. İyi akşamlar. Gel çocuğum, geç sofraya. Biz de seni bekliyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size afiyet olsun. Ben şey için, eşyalarımı almak için gelmiştim. Düşündüm de lojmanda kalırsam daha rahat edeceğim. Kızım ne elektriğin var ne de soban. Bugün sobayı kurduk. Sağ olsun doktor bey de fazla soba varmış. Elektriğimiz de büyük ihtimalle yarın bağlanıyor. E kızım yarın gidersin öyleyse. Şimdi gidip ne yapacaksın karanlıkta? Hadi hadi, olmaz öyle şey, geç hadi geç. Gösterdiğiniz ilgiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Ama izin verirseniz lojmanda kalmak istiyorum. Lütfen.
Ne haber yakışıklılar? Eğleniyor muyuz? Hem de nasıl? Muhabbet ister misiniz? Hem de alasını. Ne içiyoruz bakalım? Canınız ne isterse. Vay, bakıyorum bonkürüz. Misafirperver değil. Eyvallah. Heykel nerede? Abi, abi bir gün mühlet ver. Ne olur, ne olur. Ulan it, abi, bu su sadece ölüyü diriltmez. Gerekirse biriyi de öldürmesini bilir. Ne olur abi ya. Heykel nerede? Abi, abi inan ki bilmiyorum abi ama söz. Efendim, Abdül Bey geldi. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurmaz mısın? Uçaktan indin. Yorgunluğunu alır. Sulu işleri pek sevmem bilirsin. Hazır mı? Sayılır. Tarif ver. En geç öbür gün. Hala seviyor musun? Anlamadım. Mihriban'ı diyorum. Hala seviyor musun? Bu konu hakkında konuşmasak. Yani seviyorsun. Bak. Sevmek, sevebilmek dünyanın en güzel şeyleri bence. Ama sanırım her şeyi demek değil. Mesela onur. Onur da en az sevgi kadar önemli benim için. Yani? Yani ben o defteri kapattım. Güzeldi. Güzeldi ama bitti, bitmesi lazımdı. Ama gördüğüm kadarıyla Mihriban için bitmemiş. Nasıl yani? Söylemen pek doğru değil ama sabah çıkarken ikimizi birlikte görmüş. Yolumu kesti. Yolunu mu kesti? Aslında bir yandan onu da anlıyorum. Ama tavrı hoş değildi. Sonuçta ben bir şey yapmadım ki. Yürüyelim. Teşekkürler. Şimdi sıradaki parçayı aramıza yeni katılan patronumuz Abdülkadiroğlu Bey için söylüyorum. Bu yüzden mi kalmak istemedin? Açıkçası evet. Buraya yeni geldim ve hayatımda problem istemiyorum. Bir daha karşına çıkmayacak, merak etme. Lütfen Mihrali, benim yüzümden tartışmanızı istemem. Seninle ilgisi yok. Artık bazı şeyleri anlaması lazım. Hakkı yoktu seni rahatsız etmeye. Yine de boş ver. Unutalım gitsin. Dediğim gibi aslında söylemeyecektim ama... Neyse ben gideyim artık. Gelmek ister misin? Gerçi sadece çay yapabilirim. Başka ikram edebileceğim bir şey yok. Hayır sağ ol. İyi geceler. İyi geceler Mihrali. Bu arada benim adım sadece Ali. Sen ağlama onun, dert
Koçum. Buyurun efendim. Şu bizim masayı biraz daha sulasana. Hemen. Hadi. Aşağı in, aşağı in. Değil hapis yatmak. İpe bile gitsem yine de evlenmem aşıllıkla. Fesübhanallah. Ona bakma sen, boş ver. Yeter ki iyileş. Her şeyin bir çaresi bulunur. Yahu Zila, sen de böyle söyleyip de iyice aklımı çelmesene. Tecavüz davası bu. Evlenmekten başka çaresi yok. Bu hazıra konduğun mal mülk kolay kazanılmadı Azam Efendi. Malının da mülkünün de... Hiç boşuna ağrına gitmesin. Bu malı mülkü öyle kolay kolay yar etmem kimseye. Hele de o Fadime Şıllığı'nın kimden peydahladığı belli olmayan veledine hiç. İyi. Ne haliniz varsa görün. Ana, şu lafı artık etmesen diyorum. Sen olsan ağrına gitmez mi? Hak ediyor oğlum, hak ediyor. Çok ağrına gidiyorsa pısırık pısırık konuşup insanı çileden çıkarmasın. O da öyle bir insan. Bu yaştan sonra değiştiremeyiz ya. Aman ne hali varsa görsün. Onu boş ver de yarın bir yolunu bulup Fadime'yi eve getireceğim. Gelir mi ki? Senin çağırdığını söylersem atlaya atlaya gelir. Benim çağırdığım ama. Ya ihbar ederse? İhbar filan etmez. Yalandan birkaç tatlı söz uydurdun mu? Erimiş muma döner. Ben yemeğin altını söndüreyim, hemen geliyorum. Ana. Mihriban'la Mihrali. Hala küsler değil mi? Mihriban. Kızım, Mehmet'in başına bir şey gelmiş olmasın. Çok gecikti. Yani ana, amma abarttın. Koskoca delikanlı. Ne gelecek? Arkadaşlarıyla kahveye falan uğramıştır. Gelir birazdan. Ben kahveye sorup geleceğim. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Eşberim, dünyada başka kız mı yok oğlum? Unuttun mu? Senin canına, benim canıma kastetti. Yapma yavrum. Ondan sana karı olmaz artık. Olur ana, olur. Olmak zorunda. Eşberim. Uğruna kan döktüm ana. Adam vurdum. Onun yüzünden Tahsin kim bilir kaç yıl yatacak. İyi işte oğlum. Onun için 15 yıl acı çektim ona. Canım yandı. Kanım aktı. Uğruna ölümlerden döndüm. Artık bu işin geri dönüşü yok. Bak öyleyse. Hatırlatmamak için söylemedim. Bak gör anana ne yaptı. Kim? Mihriban mı? Mihriban ya. Canımı elinden zor kurtardım. Olmaz Eşberim. Ondan gelin olmaz bize. Sen merak etme. Sillemeyi de mi kınalı kuzuya döner. Gelir öper elini. Barışırsınız. Hı. Ana. Benim olacaksın. İyilikle olmazsa zorbalıkla. Sana bir şey söylemek zorundayım. Ben galiba aşık oluyorum. Ya da bilmiyorum. Belki de aşk değil. Belki de senin yerine koyuyorum. Sana öyle benziyor ki ilk gördüğümde sen sandım. Seni seviyorum. Ben de seni. Hem de hastanede ilk gördüğüm andan beri. Ben de. Bir saniye olsun aklımdan çıkartmadım. Günlerdir kendimle savaşıyorum. Ben de. Ama aşk bu. Neden direnelim ki? Neden direnelim ki? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Mi
Mihrali, girsene. Mihriban, artık kabullenmen lazım. Çok güzeldi ama artık bitti. Geçmişte kaldı. Olmaz artık Mihriban. Eskisi gibi olamayız. Ayaklarına kapandım. Yalvardım. Utancımdan canıma kıymaya kalktım. Canım yanmıştı, anlıyor musun? Fadime karnımdaki çocuk Mihrali'den deyince... Mihriban, ne olur anlamaya çalış. Yapamayız Mihriban. Ne yaptıysam öfkemde. Sana olan sevdamdan yaptım, anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Sabah hemşire hanımın yolunu kesmişsin. Kimseyi rahatsız etmeye hakkın yok. Defol. Umrumda değilsin, tamam mı? İstediğine git. Canın kimi çekiyorsa ona git, defol. Buyurun. 850 milyon mu? Evet. Saçmalamayın ya. Hesap mı ödüyoruz? Gazinoyu mu satın alıyoruz? Beyler, lütfen uzatmayın. Kapatıyoruz. Ayıp oluyor ama. Bütün paramız bu. Göreceğiniz de budur, alacağınız da. Hesabı ödemiyorlar. Ödeyin lan hesabı. Ödemiyoruz lan. Nasıl ödemiyorsun? Nasıl ödemiyorsun? Yazık ki gitmek zorundayım. Gitsen de kalbimdesin. Gitsem de kalbimdesin. Güle güle. Nasılsın anneciğim? Sana çok güzel bir haberim var. Ben aşık oldum. Evet anne, hem de deliler gibi. Köyden bir çocuk, tanısam çok seversin. Çok iyi bir insan. Adı Ali, köyün demircisi. Az kalsın en önemli şeyi unutuyordum. Murat'ın tıpkısı, görsen ikizi sanırsın. İnsanlar çift yaratılmış derlerdi de inanmazdım. Şöyle geç. Hektör, Hektör. Geç şuraya. Yeter ulan, yeter. Karıya kıza mı sarktılar? Hayır efendim, hesabı ödemediler. Ödemediler mi, ödeyemediler mi? Bilmiyoruz. Öyleyse bilin, arayın. Bunun hesabını vereceksiniz. Şerefsizler. Konuşma lan, konuşma. Sus. Bunu yanınıza bırak. Şerefsizler, hayvanlar. Tamam. Rahat dur lan. Hayır, hayır, bırak onu. Onu alamazsınız. Kes. Rahat dur. Mustafa adında bir tanıdığım vardı. Sizin oralardan olması lazım. Ne yapıyor, iyi mi? Bir sürü Mustafa var. Hangisini soruyorsun? Doğru, sen de haklısın. Al, 2,5 milyar. Milyar efendim, 2,5 milyar. Neyse işte. Bakın gençler, size uçmayı öğretecek vaktim yok. Ama en azından daha çabuk düşmesini öğretmek zorundayım. Hiçbir şey olmamış gibi gitmenize izin veremem. Eğer bunu yaparsam size değer vermemiş olurum. Belki dostum olmayacak kadar toysunuz. Ama sizden düşmanım olma hakkını esirgeyemem. Şimdi size iki seçenek sunuyorum. Ya şimdi senedi bırakıp gidersiniz, her şeyi unuturuz. Ya da hanginiz isterse senetle birlikte misafirimiz olur.
Ta ki gidenler parayı getirene kadar. Karar sizin. Bu beygirlerin de kusuruna bakmayın. Koşmak için değil, tekme atmak için eğitildiler. Son olarak şunu da unutmayın. Bazen kötülük sandığımız şey en büyük iyiliklere gebedir. Hükümetin önünden geçtim. Günaydın. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden İlahi hükümet. Geçtim. Sen hep böyle hazır ve nazır mısın? Ha? Hükümetin önünden geçtim. Çok yaşayamam. Hadi koy bakalım çayları. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Herhalde burasıdır. Burası, burası. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Demirci Ali siz misiniz? Benim. Hayırdır? Kes ulan, vızıklayıp durma. Dökül bakalım paraları. İki katına var mısın? Varım. Ya! Hop, dur bakalım. Nerede Mehmet? Yürü. Silahları masaya bırakın. Çözün çocuğu çabuk. Ali abi, senedi aldılar abi. Biliyorum Mehmet, sen sakin ol. Şerefsizler. Hayvanlar. Senet. Senet dedim. Bas geri. Bas. Abi yeter, kurban olayım. Ne olur abi. Yalvarıyorum abi. Bana güvenmiyorsan adamların da benimle beraber gelsin. Neyine güveneyim lan senin? Ne var? Tamam, geliyorum. Siz şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Ne
Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur lütfen. Ne içersin? Teşekkür ederim. Bir an önce şu elektrik işini halledebilirsek çok sevinirim. O iş halloldu. Sadece gidip yeni sayaç için bir imza atacaksın. Anlamadım. Gayet açık. Borcunuz ödendi. Akşama yeni sayaçlarınız bağlanmış olur. Nasıl yani? Siz mi ödediniz? Bu kadarını da yapalım artık. Nihayetinde köyümüzün lojmanı. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Mesela bu akşam yemeğini benimle yiyerek. Böyle bir şeye hiç gerek yoktur Asım Bey. Rica ederim Zeynep. Ne yaptım ki? Hadi hadi sağlığına. Sağlığınıza. Siz de seyrettiniz. Öyle mi? Şey efendim. Kes! Tam iki saatiniz var. Her neredeyse bulup getiriyorsunuz. Ölü ya da diri. Tanımıyoruz ki efendim. Adı Ali demediniz mi? Evet efendim. İyi ya işte. Adı belli, köyü belli. Şey efendim, öğünü, köyünü bilmiyoruz ki. Bostancı ulan Bostancı. Hiçbiriniz bakmadınız mı senede? Hadi. Mihrali oğlum ben yatıyorum. Tamam ana. Sen de fazla oturma, yat dinlen. Tamam güzel anacığım. Birazdan yatarım. Allah rahatlık versin. Sana da anacığım. Sana da anacığım. Ah be oğlum. Bu nasıl bir düşme anlamadım. Sen de inandın mı ana? Kim bilir kiminle dalaştı. Lavaboya gitmek ister misin? Teşekkür ederim, pek alışık değilim de. Dinlenince bir şeyin kalmaz. Selçuk, hanımefendi odasını gösterebilirim. Hayır hayır, ben kalmayacağım. Köye gitmem lazım. Sabah işte olacağım. İyi gelin.